Gelin gelin. İşte bakın burası. Burası işte. Ay ne iyi oldu yetiştiniz. Bizi siz mi aradınız? Tabii ben aradım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Hadi çabuk. Ay inşallah çocuklara bir şey yapmamışlardır. Kim o? Açın kapıyı polis. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun memur bey. Beyefendi hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Arama emriniz var. İçeride konuşalım. Yürü Hamdi yürü. Aa, göz açıp kapayıncaya kadar yerleştiler ya. Kim? Kim olacak? Ben bir saattir nereye bakıyorum? Karşı daireyi tutanlar, yeni komşularımız. Ha. Ha ya, insan biraz olsun ilgilenir. Bana ne ya, ev sahipleri ben miyim? Değilsin de kapı komşu oluyorlar. Başımız sıkışsa ilk çalacağımız kapı onlar. Ay yani kim olduklarını deli gibi merak ettiğin için değil. Bana baksana sen. Ne demek istiyorsun? Leyla, bırak da pazar pazar ağız tadıyla bir dinleneyim. Seninle hiç tartışamam vallahi. O zaman bana öyle gelişi güzel imalarda bulunma Hamdi. İmada bulunmuyorum. Direkt söylüyorum yani. Milleti bu kadar merak edeceğine akşam ne yemek yapacaksın onu düşün bence. Ay, ne iş yapıyorlar acaba? Kim ya? Kim olacak Hamdi, yeni komşuların. Kapıcı da bilmiyormuş. Ne yapacaksın ya işlerini güçlerini? Derdi tasası sana mı düştü? Allah Allah, hırlı mıdır hırsız mıdır bilmeyelim mi yani? Hoppala, insanları bilip bilmeden tanımadan niye böyle suçluyorsun? Kimseyi suçladığım yok, yalnızca merak ettim. Suç mu yani bu? Leyla, karışma milletin işine. Adın zaten dedikoducuya çıktı mahallede. Onu söyleyenler halt etmiş. Yardıma ihtiyacınız var mı diye bir sorsam mı acaba? Adettendir ama. Yeni taşınan komşuya bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulur. Ama ne yaparsan yap be. Sanki beni dinleyeceksin. Yok yok. Ben bir sorayım. Bir ihtiyaçları vardır belki. Of Leyla, of. Buyurun. Ben karşı komşunuzum. Hayırlı olsun. Güle güle oturun. Çok teşekkürler, sağ olun. Herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiştim. Aa, yok yok, sağ olun. Ne demek, vazifemiz. Büyüklerimiz ne demişler? Ev alma, komşu al, değil mi? Öyle tabii. İlginize çok teşekkürler. İsminiz neydi? Oya. Benimki de Leyla. Memnun oldum. Ben de, ben de. Güle güle oturun tekrar. Sağ olun. Bakın, yardım edilecek bir şey varsa çekinmeyin, hemen söyleyin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şuraya bak. İnsan bir içeri davet eder. Sanki yedik evini. Hayır, bütün kibarlığımla, zarafetimle hoş geldine geldim. Şunun yaptığına bak. İsmi Oya'ymış. Kimin? Ay, sen de erken bunama mı var Hamdi? Yeni taşınanlara gitmedi mi ben demin? Kadının adını öğrendim. Aferin sana. Öğrendin, madalya mı bekliyorsun benden? Ama benden söylemesi. Çok tuhaf bir kadın ha. Bir işler çeviriyor gibi bir hali vardı. Bir görüşte bildin yani, öyle mi? Benim ön sezilerim kuvvetlidir. Var bunlarda bir iş. Leyla yeter artık ama. Vazgeç şu peşin hüküm verme oyundan ya. Daha 10 saniye gördün kadını. Hemen hükmünü verdin, kırdın kalemini. Sen dalga geç bakalım. Haklı çıktığımda göreceğim ben seni. Benim adım da Leyla'ysa birkaç güne çıkar bunun kokusu. Leyla, karışma diyorum milletin hayatına. Aa, milletin hayatı
Benim hayatıma zarar verecekse niye karışmayayım? Sana nasıl zarar verir ya? Daha yeni taşındı insanlar. Mesela diyorum. Buna engel olmak da benim en tabii hakkım herhalde. Ortada fol yok, yumurta yokken böyle şeyler yapma Allah aşkına ya. Nasıl şeyler? Ruh hastalarına özgü şeyler. Tamam canım, bir şey yaptığım yok zaten. Ha şöyle. Ben Ayşegül'ü kurstan almaya gidiyorum. Aa derken? Ya biraz daha yanında durup fıttırayım mı? Bir şey istiyor musun? Yok istemem, sağ ol. Yok yok. Çok tuhaf bir halleri vardı. Hamdi sana diyorum. Ay ne ilgisiz adam ayol. Hadi Hamdi'ciğim güle güle. Tamam tamam hadi görüşürüz. Can gel buraya. Nereye gidiyorsun? Yok yok. Kesin bunlarda bir iş var. Hamdi 5 dakika daha geç çıksaydın ya. Ben dedim sana, daha erken dedim ya. Uf. Geldim geldim. Getirdin mi siparişleri? Getirdim abla. Hüseyin efendi, sana da biraz garip gelmiyor mu şu yeni taşınanlar? Yo. Neciymiş, ne iş yapıyorlarmış, kaç kişilermiş evde? Vallahi Leyla abla ne iş yaptıklarını bilmiyorum da. Benim bildiğim bir karı koca bunlar. Çocukları yok yani. Yok. Dün ben bir çocuk gördüm kapıda. Sanki evden kaçmaya çalışır gibi bir hali vardı. Bilmiyorum ki. Evi tutarken karı koca olduklarını söylemişler ev sahibine. Ben de oradan biliyorum yani. Allah Allah. Çocukları yok yani. Yok. Peki sipariş verdiler mi sana? 3 ekmek, 1 şişe süt söylediler. Karı koca 3 ekmek mi yiyor bunlar? Belki misafir gelecektir. Baksana, sen ver onları bana. Bir dakika, bir dakika, ben bunları içeri bırakayım. Sen ver onları bana, ben vereyim en iyisi. Bu bahaneyle konuşmuş oluruz kadınla. Olur mu ki? Olur olur. Bakma öyle bana bön bön ya. Ver. Ay şu kapıyı çek de bir işe yara hadi. Kim o? Benim ben Leyla. Karşı komşunuz. Aa, buyurun Leyla Hanım. Nasılsınız Zoya Hanım? Sağ olun siz? Ben de iyiyim. Bunlar sizinmiş. Kapıcı bana bıraktı. Acil bir işi çıkmış da. Tamam. Yerleşebildiniz mi bari? Yerleştik, yerleştik. Temizliğe falan yardım lazımsa hemen gelirim isterseniz. Biz hallettik. Teşekkürler. Peki. İsterseniz kahvaltıdan sonra bana bir yorgunluk kahvesi içmeye buyurun. Sonra gelirim. Biraz işim vardı. Çalışıyor musunuz? Yok, bankaya falan uğramam lazım. Ha, tamam peki. Ne zaman isterseniz buyurun. Kapım size her zaman açık. Ne demişler? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Çok naziksiniz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Aa, ısrarla içeri almıyor kadın ya. Bunda kesin bir iş var. Neyse. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun yavrum. Biraz daha ister misin? Yok, çok doydum. Ama tabağındakini bitir. Anne ama çok doydum. İyi ben yerim, israf olmasın. Anneciğim afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Babacığım afiyet olsun. Sana da canım kızım benim.
Ay kuzuma bak, nasıl kibar, tıpkı annesi. Ya. Hamdi. Efendim. Şu yeni gelenler var ya, kesinlikle çok garip insanlar. Daha doğrusu kadın öyle. Kocasını daha görmedim. Nereden çıkarttın bunu? Hissettim diyelim. Ayrıca dün kapıdan bir çocuk çıkarken Oya Hanım tutup çocuğu içeri çekti. Çocuğun sanki kaçmaya çalışır gibi bir hali vardı. Canım ne var bunda? Top oynamak için falan sokağa çıkmak istemiştir. Annesi de izin vermemiştir. Ay kadının çocuğu yokmuş Hamdi. Nereden biliyorsun? Kapıcı söyledi. Misafir çocuğu falandır belki. Bence değildi. Bence başka bir şey var. Neymiş o? Şimdilik bilmiyorum ama çok yakın bir zamanda öğreneceğim. İz peşindeyim. Ya başlama yine ya. İnsanları rahat bırak demedim mi ben sana? Ay Hamdi, çıkar şu at gözlüklerini ya. Ortada garip şeyler dönüyor diyorum ya. Neden anlamıyorsun? Bunu en kısa zamanda sana ispat edeceğim. Görürsün. Ay heyecandan döktüm. Ay aklımı seveyim. Kim o? Benim ben Leyla. Siz gelmediniz, ben de size kahveyi getirdim. Niye zahmet ettiniz Leyla Hanım? Ben şimdi çıkmak üzereydim. Acilen bir yere yetişmem lazım. Başka bir sefere ben sizi davet etsem olur mu? Olur olur. Hoşça kalın. Güle güle. Allah Allah. Ay ben de sana geliyordum Leyla'cığım. Hayırdır, elinde kahveler falan? Hayır hayır, burası ferah ya, burada kahve içeyim dedim. Hadi gel içeride anlatırım, gel. Şunu bir tut. Diye, ay resmen içeriden çocuk çığlığı geldi. Allah Allah. Sen bunlardaki garipliği hiç fark etmedin mi Zeliha? Yo, hiç dikkat etmedim ki. Bana kalırsa bunlar kesin bir işler çeviriyorlar. Nasıl yani? İnşallah düşündüğüm gibi değildir ama çocuk filan kaçırdıklarından şüpheleniyorum ben. Tabii. Dedim ya. Önce bir çocuğu evden kaçmaya çalışırken gördüm. Bugün de bir çocuğun çığlık sesini duydum. Bağırıyordu yavrucak. Vallahi dedektif gibi kadınsın ha. Ay senin de çocuğun var, benim de. Ay Allah korusun ya Rabbim. Ama belki de televizyondan falan gelmiştir, o ses olamaz mı? Ay televizyondan gelen sesi bilmez miyim ben? Bal gibi de evin içinden geliyordu. Tüh tüh tüh. Allah korusun. Bundan sonra sen de gözünü dört aç. Tamam tamam. Ay inşallah başka bir şeydir Leyla'cığım. İnşallah. Ama gerçeği öğrenmeden bize rahat yok. Doğru söylüyorsun. Peki, sen ne diyorsun bu olan bitene? Ben bir gariplik göremedim. Nasıl yani? O çocuk çığlıkları da mı garip değil? Değil tabii. Belki misafirliğe gelen bir çocuktur. Ama illaki içim rahat etsin istiyorsan özel bir dedektif tut takip etsin. Ayol, ben varken dedektife ne gerek var? Leyla, böyle boş işlerle uğraşma hayatım. Şimdi şöyle güzel bir uyku çek. Yarın da bütün bunları unutup güzel bir güne başla, olur mu? Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Benim hiç uykum yok ama.
Benim çok var çok. İkimize de yeter. Ay sen bu gece ne kadar komiksin ya. Sanırsın komedi dans teklisi. Hay. Leyla hadi yat artık. Aa! Hamdi! Hamdi kalk! Kalk! Ne oldu ya? Ne var yine? Yine çığlığı duymadın mı ya? Ay ödüm patladı ya. Ay hemen de sen de dalmasaydın yani. Of. Çocuğun çığlığını duymadın mı? Ne güzel dalmıştım ya. Ne çığlığı? Ya anlattım ya yeni taşınanların evinden gelen çığlık. Nasıl duymazsın anlamıyorum ki. Uyuduğum için olabilir mi acaba? Belki sana öyle gelmiştir. Takıntı yaptın çünkü. Takıntı falan yapmadım. Çünkü resmen çocuk bağırdı yine. Leyla. İnanmıyor musun yani bana? Ya biraz önce ben sana ne dedim? Yeni taşınanlar, eski taşınanlar hepsini bırak. Güzel bir uyku çek. Beni de bir daha uyandırma, değil mi? Aklım oradayken nasıl uyuyacağım ben? Neyse, ben göreceğimi gördüm. Hadi bakalım gelin çocuklar. Oyanım hayırdır? Bu çocuklar kim? Bu çocuklar, onlar benim yeğenlerim. Kardeşimin çocukları. Birkaç günlüğüne tatile gittiler. Bende kalacaklar. Öyle mi? Neyse, görüşürüz sonra. Hep öyle diyorsunuz ama bir türlü görüşemiyoruz. Alınıyorum vallahi. İstemeden bir şey mi yaptım yoksa size? Olur mu öyle şey? Ya şu aralar ben pek müsait değilim ama aklımdasınız. Bir iki güne kadar alacağım sizi. Peki, bekliyorum. Görüşürüz. Ya ne kadar meraklı bu kadın. Sorma sorma. Ama kabahat sende. En başında bir güzel tersleyecektin. Ya ısrarla eve gelmek istiyor. Ne yapabilirim? Tam çatlak desene. Bir gün mecburen alacağım artık eve. Yoksa bundan kurtuluş yok. Tamam ama dikkatli ol. Merak etme. Çocuklar nerede? İçeride. Bir bakayım şunları. Var bunlarda bir iş var. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi Leyla'cığım haklısın galiba. Bunlar öyle sağlam pabuca benzemiyor gibi. Değil mi? Biliyor musun? Biraz önce yine bir sürü çocuk getirdiler eve. Ay görüyor musun sen? Tüh tüh tüh. Ne yapacağız Leyla'cığım? Polise mi şikayet etsek acaba? Ben de öyle düşündüm. Arayalım o zaman polise hemen. Akşam benimkiyle bir konuşayım diyorum. Sonra mi mi yer beni. Bakalım o ne diyecek? Al sana delil. Allah Allah. Ya bir gazete keyfimiz vardı onu da iç ettin ha. Ayol hatmetmişsin zaten. Seri ilanlara gelmişsin. Bak delilleri de işte burada. Ben artık eminim Hamdi. Çocukları dilendiriyor bunlar.
dur bakayım. Ayrıca çocukları alıp başkalarına satıyor da olabilirler. Leyla, elinde delil olmadan insanları suçlaman çok ayıp ya. Kim demiş delil yok diye? İşte elindekiler gerçek bir delil. Bu fotoğrafları onların çöplerinden buldum. He? El alemin çöplerini de mi karıştırmaya başladın? Yok artık. Delil isteyen sendin. Ayrıca yırtık pırtık çocuk kıyafetleri de buldum çöpten. Bunlar delil falan sayılmaz ki. Neyi ispatlayacaksın bunlarla? Çocukları çalıyorlar. Sonra fotoğrafları çekip isteyen ailelere gösterip satıyorlar. Anlamadın mı hala? Anlamadım. Anlamazsın tabii. Ben araştırmacı gazeteci kimliğimi giydim ve hemen buldum. Leyla, buna kargalar bile güler. Hem de kahvaltı etmeden. Madem öyle, o kadar çocuğun bunların evinde ne işi var ha? Kendi çocukları olmadığını biliyoruz çünkü. Leyla, araştırmacı gazeteci kimliğini çıkar, pijamalarını giy. Olur mu canım? Hem bizi ne ilgilendirir bu? Belki akrabaların çocuklarıdır, ne bileyim. Takma bunları kafana diyorum. Yatak hazır mı? Çok uykum geldi. Hazır, hazır. Hadi sen de yat artık. Benim uykum yok daha. İpuçlarını birleştirmem lazım. Allah rahatlık versin. Biraz da akıl fikir verse fena olmaz tabii. İyi geceler. Evimize geldik. Ay, gördü de görmemezlikten mi geldi? Ay, görmedi mi yoksa? Yok yok, gördü. Gördü, suratıma kapıyı kapattı. Ay, o çocuk kimdi? Ay, yazık. Of, yine bana uyku yok. Ay, bu marketlerin ucuzluk günü çok iyi oluyor Zeliha. Ay, hakikaten Leyla'cığım. Ben o kadar takip etmiyordum. Aa, ben hiç kaçırmam. Hangi markette halk günü var, hangi mağazada sezon sonu indirimi var, hiç kaçırmam. Hep iz peşindeyim. Ay, sağ ol. Allah razı olsun senden be Leyla'cığım. Ay, kız sana ne diyecektim? Dur. Ay, gel. Gel şöyle oturalım, uzun uzun anlatacağım sana. Dün gece ne oldu biliyor musun? Tam yatacağım, kapıdan bir gürültü geldi. Koştum kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Ne gördün? Oya'nın kocası. Tekerlekli sandalyeyle bir çocuğu eve sokuyor. Aa! Beni görünce de şak diye kapıyı kapattı. Bence ne oldu biliyor musun? Ne? Bu çocuğu ameliyat ettirdiler. Sonra da böbreğini çalıp birilerine sattılar. Allah onların cezasını versin. Bence bunlar organ mafyası Zeliha. O zaman ne duruyoruz? Gidip polise şikayet edelim. Yakalatalım bu köpekleri. Bana kalsa daha ilk günden şikayet edecektim. Ama Hamdi kızar. Ortada delil var mı diyor. Olan biteni gözümüzde görmedik. Suçüstü yapmadık sonuçta. O da haklı aslında. Tek çare evlerine girip olan biteni gözlerimizle görmek. Hatta görmekle de kalmayıp fotoğraf falan çekmemiz lazım. Evet, doğru. Ama kadın seni evine almıyor ki. E tabii. Ben girersem bütün foyaları ortaya dökülecek çünkü. E ne yapmak lazım o zaman? Acaba diyorum, sen gitsen. Nasıl olacak o? Canım, komşu değil misin? Bir hoş geldin demek için gidersin. E seni istemiyorsa beni niye istesin ki? Senin durumun farklı. Ben çok üstüne gittim ya.
Kadın benim şüphelendiğimi anladı. Ama seni daha bilmediği için buyur edebilir. Vallahi doğrusunu istiyorsan biraz korkuyorum ama... Öyle yapalım. Hadi kalk gidelim. Bir sürü çocuğun hayatı belki de bize bağlı. Hem bu bizim vatandaşlık görevimiz. Can, neden bizi dinlemiyorsun? Niye böyle yapıyorsun yavrum? Bana yavrum deme. Senden nefret ediyorum. Neden bizi buraya getirdin? Bırak gidelim. Oğlum, bunu senin iyiliğin için yapıyoruz. Buradan ve sizden kurtulmak istiyorum. Bırakın beni. Can, bırak. Can, neden böyle yapıyorsun evladım? Sussana. Susmayacağım işte, susmayacağım. Ne oluyor burada? Benden nefret ediyormuş. Can, sana kaç kere dedim. Böyle yapmaya devam edersen bozuşuruz seninle. Hadi yürü odana. Gitmeyeceğim işte. Odanızı da, evinizi de, sizi de istemiyorum. Bırakın beni. Bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Odana git. Yoksa ceza veririm sana. Yeter artık ya, yeter. Oğlum bağırma. Yeter. Fatih. Gel otur şöyle. Çok üzülüyorum biliyor musun? İlk defa bu kadar asi bir çocuk görüyorum. Merak etme. O da düzelecek. Benim yeni çocuklarla ilgili bir iki görüşme yapmam lazım. Biliyorsun, bir de İzmit'e uğrayacağım. Gece orada kalırım. Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı? Yok, her şeyimiz var çok şükür. Tamam, ben geç kalmayayım. Hadi Allah'a ısmarladık. Fatih, şu meraklı komşuyla ilgili de bir şey yapmak lazım. Haklısın. Ben de onu düşündüm bugün. Merhaba. Merhaba. Ben üst komşunuz Zeliha. Buyurun. Kaç gün oldu apartmanımıza taşınalı. Bir hoş geldin diyemedim size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasıl? Yerleşebildiniz mi bari? Tabii tabii. Yerleştik. Eksik falan varsa bana söyleyebilirsiniz. Çekinmeyin yani. Yok, çok teşekkür ederiz. Aslında müsaitseniz bir 5 dakika uğramak isterdim. Şu an ortalık biraz dağınık. Hem eşimle de bir şey konuşuyorduk da sonra yapsak. Kusura bakmayın. Neyse, rahatsız ettim galiba sizi. Ne olur kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Olur mu canım, ne demek? Oyacığım, biz sonra konuşuruz. Misafiri kapıdan çevirmek olmaz. Hem benim de işlerim var demiştim. Onu hallederim. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Buyurun siz. Ya buyurun. Rahatsızlık vermiyorum değil mi? Yok yok. Buyurun lütfen. Bu da başka bir meraklı komşu çıktı. Ne yapacağım ben şimdi? Bir şey yapma. Herkesten kaç kaç nereye kadar? Zaten yarın akşam karşı komşuları da yemeğe alalım da meraklarını giderelim artık. Aa, ciddi misin sen? Tabii tabii. Yapacak başka bir şey kalmadı. Hadi görüşürüz. Peki. Görüşürüz. Ay Zeliha, senin de ağzından sezaryenle laf çıkıyor. Sonra ne oldu? Anlat hadi. Meraktan öldüm ya. Sonra işte beni içeri buyur etti. Oradan buradan konuştuk. Allah Allah, kadına bak. Kaç kere gittim, beni bir kere bile evine davet etmedi. Seni hemen aldı demek içeri. Hayret. Aslında o almayacaktı da kocası ısrar etti. Yani ben öyle hissettim. Nelerden konuştunuz peki? Kendisinden bahsetti biraz. Hiç çocukları olmamış mesela. Onu biliyoruz. Bunca çocuk nereden geliyormuş sormadın mı? Sormaz mıyım? Sordum tabii. Ne dedi peki? Net bir cevap vermedi aslında. Biraz eveledi, geveledi. Bir sonra görüşeceğiz hepinizle gibi bir şeyler söyledi. Ay, buna da sinir oldum. İşte gördün mü sen? İş işten geçtikten sonra değil mi? Bence bunlar vakit kazanmak için öyle konuşmuş. Bunlar anladılar kendilerinden şüphelendiğimizi. En yakın zamanda pır buradan kaçacaklar. Öyle mi dersin? Tabii. Daha bir ay olmadan ipliklerini pazara çıkardım, baksana. Evde neler buldun sen, onu söyle Asıl. Ben de tam oraya geliyordum.
Çocuklara ait hiçbir şeye rastlamadım evde. Nasıl rastlamadın? Hiç çocuk görmedin mi? Yoo. Nasıl olur, hiç çocuk sesi filan da mı duymadın? Hayır. Allah Allah. Çocukları sakladılar mı yoksa bunlar? Bir dakika. Sen evi dolaştın mı peki? Yoo. Aa. Oldu mu şimdi Zeliha? Biz seni oraya ne diye gönderdik? İnsan odalara filan bir bakmaz mı ya? Durup dururken nasıl bakayım? Canım, evi nasıl dekore ettiniz şöyle bir bakayım demez mi insan? Vallahi hiç aklıma gelmedi. Ay Zeliha, of! Ben sana demedim mi mutlaka odalara bak, fotoğrafını çek diye. Vallahi açık söylemek gerekirse hem kadın çok tatlı dilliydi hem de çok hoş sohbetti. Öyle bir kadın bizim düşündüğümüz şeyleri yapamaz dedim. Öyle, açtın ağzını dinledin değil mi? Kızım, böyle çeteler insanı tatlı dille bağlarlar. Gördün mü, seni bile inandırmışlar. Leyla'cığım, belki sen yanlış anlamışsındır. Sen de bana inanmıyorsun yani. Tek başına kaldım öyle mi? Sen de kadınla konuşsaydın bana hak verirdin. Çok şeker vallahi, çok iyi bir kadın. Sana güvenen de kabahat. Zaten bir işin varsa kendin yapacaksın. Başkasına havale edersen böyle yüzüne gözüne bulaştırır işleri. Hadi sar, bir işe yara. Ya bana niye kızıyorsun ki? Hiç de söylediğin gibi bir kadın değildi, baktım işte. Öyle olmadığını sana ispat edeceğim, göreceksin. Sarsan hadi. Çaylar buz gibi oldu. Sonra içeriz, soğudu zaten. Leyla. Buyurun Leyla. Of, nefes nefese kaldım vallahi. Hem çok yoruldum hem de çok sinirlendim. Hayırdır? Ay, anahtarı almamışım. Zeliha Hanım da yok evde. Olsa ona gidecektim. Şimdi böyle kaldım kapıda. Ay, beyimin gelmesine de çok var. Ben de karşı komşumun kapısını çalayım dedim. Buyurun, buyurun bize o zaman. Say mı? Lütfen, buyurun. Buyurun. Terlik alın oradan. Şöyle buyurun. Lütfen oturun. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız yanmıştım. Rica ederim. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve, soğuk bir şey ne alırsınız? Hiçbir şey. Zahmet etmeyin ne olur. Aa, olur mu zahmet? Zaten size karşı mahcubum. O zaman kahve olsun, orta şekerli. Peki, hemen. Siz rahatınıza bakın. Buyurun Leyla Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nasıl? Alışabildiniz mi buraya? Alıştık. Merkezde olması bize yetiyor zaten. Tabii, kalabalıkta kaybolan çocukları kimseye fark ettirmeden çalıp eve getirmek çok kolay. En çok da Fatih'e, eşime yaradı. Şehir merkezine uzaktı oturduğumuz yerler. Bizim işlerimizi o koşturduğu için çok yoruluyordu. Sizin işler? Aman işte, banka işleri falan, koşturmaca. Yok galiba evde. Ha yok, şehir dışına gitti. Yarın sabah da dönecek inşallah. Aa, yalnız kalmayın. Bize geçeriz, beraber yemek yeriz. Yok, çok sağ olun. Anca işte yerleşmeye çalışıyorum ben de. Allah kavuştursun. Bizim buralar sağ çok olun. İyidir. İnşallah siz de memnun kalır, uzun seneler oturursunuz. İnşallah. O kadar çok yer değiştirdik ki artık burada durmak istiyoruz biz de. Her yerden kaçmışlar belli. Böyle oturursam bir şey bulamayacağım.
Bir bahaneyle içerilere bakmam lazım. Oya Hanımcığım, kusura bakmazsanız benim bir lavaboya gitmem lazım. Ne demek, tabii hemen şurada. biliyorum, bizimkinin aynısı. Şüphelerim de haklıymışım. Bunlar çocukları kaçırıp dilendiriyorlar. Ya da başkalarına satıyorlar. Burası mutfak. Burası da banyo. Hay Allah. Aman Allah'ım, bunun da organını satmış olmalılar. Caniler. Ya bana da bir şey yaparlarsa? Oya Hanım, telefon açmıştım. Eşim eve gelmiş. Size çok teşekkür ederim. Otursaydınız biraz daha, kahvenizi bitirmediniz. Sonra tekrar gelirim. Hadi hoşça kalın. Tamam. Güle güle. Böyle vicdansızlık olmaz ki ya. Ne biçim insanmış bunlar be? Allah kahretsin. Ya ben demiştim sana. Ama sen inanmamıştın. Araştırmacı gazeteci kimliğimle dalga geçmiştin. Ne oldu şimdi? Bu çocuklara yazık, günah ya. Hamdi, verilmiş sadakamız varmış. Allah kızımızı korudu. Ya onu da kaçırıp. Ay, düşünmek bile istemiyorum. Aman ağzından yel alsın. Bizim çocuklarımız güvende ama kim bilir kaç ocağa ateş düşürdü bunlar. Hemen polis çağıralım. Hamdi, yarını bekleyelim. Neden o? Şimdi kocası yok evde. Yarın sabah gelecekmiş. Eğer polis bu gece gelirse onu yakalayamazlar. O da tek başına yoluna devam eder. Hem karısını ihbar ettiğimiz için bizden intikam almak isteyebilir. Peki. İşte bak, dinle sözümü. Nasıl çözdüm ama? İyi peki, ne yapalım? Sabaha kadar bekleriz biz de. Of, sinirlerim bozuldu vallahi. En başta bana inansaydın daha yolun başındayken kurtulurduk bunlardan. Leyla, sen de ikide bir başıma kakıp durma ya. Kakacağım, kakacağım. Ömrüm el verdikçe kakacağım. Of Leyla. Sana ne söylüyorsak onu yapacaksın. Anladın mı? Ben sana ne yaptım? Neden böyle yapıyorsunuz bana? Sus! Bir de cevap verme bana. Ama neden? Neden? Çünkü biz öyle istiyoruz. Yarın seni bir aileye vereceğiz. Uslu bir çocuk olup onlara anne baba diyeceksin. Anladın mı beni? Anladın mı? Ama benim annem de vardı, babam da. Beni neden onlardan aldınız? Ben size ne yaptım? Ne oluyor ya? Leyla, ne oldu, iyi misin? Gördüm Hamdi. Fatih Bey'i gördüm. Çocuğun ellerini kollarını bağlamış, bağırıyordu. Birine satmış çocuğu. Tamam, sakin ol. Kabus görmüşsün belli ki. Yarın ilk iş polisi arayacağız. İnşallah çok geç olmaz. Tamam, hadi yat hayatım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin. İşte bakın burası. Burası işte. Ay, ne iyi oldu yetiştiniz. Bizi siz mi aradınız? Tabii. Ben aradım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Hadi çabuk.
Ay inşallah çocuklara bir şey yapmamışlardır. Kim o? Açın kapıyı polis. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun memur bey. Beyefendi hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Arama evrimiz var. İçeride konuşuruz. Yürü Hamdi yürü. Memur bey bana ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Gel Hamdi gel. Aa şuna bak. Bir de suçlarını bilmezmiş gibi neler diyor. Aa Allah sizin cezanızı versin. Hayatım. Ne istediniz küçücük çocuklardan? Tüh. Hanımefendi sakin olun. Biz görevimizi yaparız. Memur bey lütfen artık neler olduğunu söyler misiniz? Hakkınızda ciddi suçlamalar var. Çocukları kaçırdığınız yönünde. Aa. Ne? Elimizde bunları doğrulayacak deliller ve şahitler de var. Kimmiş onlar? Bu hanımefendi. Ah, Leyla Hanım, neler oluyor? Çocukları kaçırdığınız yalan mı? Onları dilendirdiğiniz, sattığınız yalan mı? Ama bu yaptığınızı birer birer ödeyeceksiniz. Burnunuzdan fitil fitil gelecek. Memur bey, şu an ortada ciddi bir yanlış anlaşılma var. Biz kimsesiz çocuklara, sokak çocuklarına yardım eden bir aileyiz. Tabii. Onu sen benim külahıma anlat, külahıma. Bak, ben yer miyim? Yemem. Memur bey, isterseniz bununla ilgili belgeleri takdim edebilirim size. Göreyim. Hayatım, belgeleri getirir misin? Ay, bizi aldatacaklarını sanıyorlar. Buyurun memur bey. Evet, bu belgeler bir vakfa bağlı çalıştığınızı gösteriyor. Biz yardıma muhtaç çocuklara para yardımında bulunuyoruz. Vakfın yurdunda yer olmadığı zamanlarda da bazı çocukları evimize getirip bakımını üstleniyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Çocukların psikolojilerini bozmamak için de bunun gizliliğine önem veriyoruz. Biz kazada iki çocuğumuzu da kaybettik. Bu yüzden hayatımızı yardıma muhtaç çocuklara adadık. Hadi bu hikaye doğru diyelim. Bu sizin çocuklara kötü davrandığınız gerçeğini değiştirmez. Yine de ceza alacaksınız. Leyla Hanım, bizi kime kötü davranırken gördünüz? Küçük odada bir çocuk vardı. Dün size geldiğimde gördüm. Elini kolunu niye bağlamıştınız? Canı diyorsunuz. Arkadaşıyla hırsız polis oynuyormuş. Arkadaşı onu öyle bağlamış. Şimdi polis olma sırası sende. Peki, o sürekli duyduğum çocuk çığlıklarına ne diyeceksiniz? O da Can'dı. Aa! Ah. Can, tamam. Tamam canım. Tamam, geçti. Sakin ol. Can, İyi anne misin? Babası ölünce İyiyim. Bir süre sokaklarda kaldı. Psikolojisi bozuldu. Doktor kontrolünde tedavisi sürüyor. Zaman zaman uyurken böyle çığlıklarla uyanıyor. Eğer sizi rahatsız ettiysek özür dileriz. Daha düne kadar bana da, eşime de, ona yeni bir hayat sunmaya çalıştığımız için öfke doluydu. Sokaktan geldiği için de ilk etapta ev hayatına alışamadı. Onu sokağa bırakmadığımız için de bize sürekli kızdı. Ama çok şükür tedavi sonuç verdi. Şimdi çok çok iyi. Ya arka odada hasta yatağında yatan çocuk? İtiraf edin. Onu kesip biçip organlarını çalıp sattınız değil mi? Onun adı da Sercan. Ağır bir hastalık geçirdi. Sonrasında ameliyat oldu. Bir süre hastanede yattı. Şimdi tedaviye evde devam ediyoruz. Bütün raporları falan mevcut memur bey. Eğer görmek isterseniz hayatım getirir misin? Bütün bunlardan sonra gerek yok efendim. Sizi rahatsız ettik. Hadi gidelim. Tamam. Özür dileriz. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yaptın Leyla? Ha? Ne yaptın? Ay! Ben çok fena oldum. Ay! Ne oldu? Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Bir şey istemez. Sinirlenmeyin. Oturun siz de. Lütfen.
Sinirlenmeyin diyorsunuz ama gördün mü Leyla? Bilip bilmeden ortalığı birbirine kattı. Üstelik beni de saçmalığına alet etti. Sayende cümle aleme rezil olduk. Üstelik bu yüce gönüllü insanları yok yere suçladı. Oya Hanım, Fatih Bey, sizlerden çok çok özür dileriz. Biz yardıma muhtaç çocuklar için hiçbir şey yapamadığımız gibi, üstelik bir de sizin ayağınıza bağ olduk. Leyla, hadi sen de bir şeyler söylesene. Ben ne diyeceğimi, nasıl af dileyeceğimi bilemiyorum. Peşin hüküm verdiğim için affedin desem, bütün olanlar için bağışlayın desem, ne olur affedin beni. Büyük insanlarmışsınız. Sizi bir şartla affedebiliriz. Nedir, buyurun. Anlaşılan bol bol boş vaktiniz var. Çocuklarımıza siz de yardım ederseniz sizi bağışlarız. Seve seve Oya Hanım, seve seve. Allah'ım yardım et başım. Allah'ım yardım et. Yardım et Allah'ım. Ay başım. 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 Allah'ım. Allah'ım. Şevket. Oğlum yardım et Şevket. Oğlum. Şevket. Ne var? Aa, sen daha giyinemedin mi? Geç kalıyoruz. Seni duyan da uzak bir yere gideceğimizi sanır. Alt tarafı iki sokak öteye gideceğiz. Oğlumuzun evine kahvaltıya gideceğiz ama. İyi de bu telaşınla onu anlamadım. Oğlumuzun bir evi var artık Şevket. Biz de ona misafir gidiyoruz. Gelinim de iyi kız ama. Bundan sonra benim sırtım yere gelmez. Sen kaynanın sırtını yere getirmedin ya. O da senin sırtını yere getirmez. Senin anan cadıysa ben ne yapayım? Öf. Şevket! Oğlum! Yardım edin bana! Şevket! Oğlum! Ferhan ve teyze? Ferhan ve teyze! Feride teyze, Feride teyze, Feride teyze, aç gözlerini. Üç kuruşluk keyfim vardı, onun da içine ettin. İnanmasan ölürsün, değil mi? Yaşıyor. Alo? Şevket abi. Abi Ferhunde teyze. Aa, ne oldu? Ne oldu annem Hüseyin? Sakın yanından ayrılma. Hemen geliyorum. Tamam abi çabuk gel. Ne olmuş? Annem, annem hastalanmış. Mahsus yapmadıysa ben de nesibe değilim. Bu sabah geline gideceğimizi biliyordu. Fesat şey. Ferhunde teyze,
Feride teyze. Feride teyzeciğim. Feride teyzeciğim. Anne! Anacığım ne oldu sana? Tam kapının önünden geçerken ses duydum. İçeri girdiğimde yerde baygın yatıyordu. Bana bak Hüseyin, sen hemen arabayı getir. Hemen hastaneye götürelim. Tamam abiciğim, tamam. Anacığım. Anacığım. Yardım et de sırtımı alayım şunu. Ben nasıl kaldırayım onu ya? Sana kaldır demiyorum. Yardım et. Hüseyin dikkat et. Abi sen bana bırak. Ben de geleyim mi? Gerek yok. İhtiyaç olursa ararım. İnşallah aramazsın. Alo, Şevket, sen misin? Ne oldu? Ne dedi doktor? Yarın mı? Tamam. Benim fikrimi soran yok tabii. Bizde ne işi var ya? Tam rahat edeceğim derken o cadıya mı bakacağım? O kadın bu eve gelirse bir daha gitmez. Of, of, of. Rahatsın değil mi anacığım? Rahatım yavrum, sağ ol. Şimdi Murat eczaneye gitti. Birazdan gelir. İlaçlarını tam saatinde vermemiz gerekiyor. Ben evde olunca unutmam. Ama olmadığım zamanlarda sakın sen de unutma. İnşallah unutmam. Ben bir çay demleyeyim isterseniz. Kolay gelsin Nesibe abla. Sağ ol. Ferhunda anneyi görecektim. Uyumuyor değil mi? Topalak çorbası yaptım da ona da getireyim dedim. Bilmiyorum. Geç içeri bir bak. Tamam. İşin varsa ben içireyim. Yok, ben içiririm. Daha yemek saatine çok var. Tamam. Kulak çorba onun neyine? Uyanıyam Ferhunde Hanım. Yemek saati. İşin iyi valla. Her şey ayağına geliyor. Aç ağzını. Zeliha kızım topalak çorba getirdim demişti. Başlatma şimdi topalak çorbandan. Onu ben yedim. Var mı bir diyeceksin? Hadi aç ağzını hadi. Daha dünya kadar işim var. Dikkat et. Akıtma ağzından şunu. Senin babanın uşağı yok burada. Yeter bu kadar içtiğin. Zeliha'nın topalak çorba getirdiğini Şevket'e söylersem fena olur bak.
Buraya bugün misafir gelecek. Ben de gideceğim. Sen yürüsün artık akşama kadar. İlacımı verecek misin? Bir kere de içmeyi ver. Geç kaldım zaten. Korkma, ölmezsin. Hiç iyi görünmüyor. İlaçlarını içiriyorsun değil mi? İçiriyorum tabii. Hem de saati saatine. Allah'tan korkarım ben. Ben bu gece burada yatayım. Hiç iyi değil durumu. Bana şuraya bir yatak açıver. Baş üstüne. Bir kere ilacını vermedim diye bu hale geldiyse, birkaç kez vermesem? Çok dikkat etmeliyiz Esma. Annem şimdi tuvaletine kalkıyor. Ama daha kötü olursa tuvalete de kalkamaz. Allah korusun. Onun için ilaçlarını sakın unutma. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Ben bu gece dönemeyebilirim. Ama yarın gelirim inşallah. Hadi kal sağlıcakla. Annem sana emanet. Merak etme. Nesibe, Nesibe, oh, oh, ah, Nesibe. Ne var? Ne bağırıp duruyorsun? Ben iyi değilim. Ne yapayım iyi değilsen? İlaçlarımı içmedim bugün. Maşallah. Hiçbir şeyi de unutmuyorsun. Hem benim dışarı çıkmam lazım. Kalk bakalım. Aman hanım evladı. Yürü hadi yürü. Nesibe. Yine ne var? Ben biraz kaçırdım galiba. Ne yaptın? Seslendim ama duymadın. Sen şimdi görürsün gününü. Kaçırmışmış. Laf. Bilerek yaptın değil mi? Bana eziyet olsun diye yaptın değil mi? Bilerek yapar mıyım hiç kızım? Yürü hadi yürü. Kalk. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi git. Yürü dedim yürü. Yürü hadi yürü. Nereye götürüyorsun beni? Ait olduğun yere. Oh, 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 oh,
saatte dışarıda ne işleri var? Kızım. Sen ancak buraya yakışırsın. Bu gece kal burada da aklın başına gelsin. Buradan bir çıktığını göreyim, öldürürüm seni. Anlıyor musun? Öldürürüm seni. Bakalım bir daha kaçıracak mısın altına? Nihayet rahat bir uyku uyuyacağım. Nesime kız, aç kapıyı. Kendi evime götür beni Nesime. Nesime. Kızım. Aa, kadın ağrı kapattı. Allah'ım bir şeyler yapmalıyım. Murat. Murat'a haber vermeliyim. Şöyle, Murat evde mi? Yo, evde değil. Veysel'in karısının doğum sancısı tutmuş, onları kasabaya götürdü. Birazdan gelir. Ne yapacaksın ki Murat'ı? Nesibe abla, Ferhun da anneyi ahıra kapattı. Murat gelsin baksın diyecektim. Ahıra mı kapattı? Evet, ben müdahale edemedim. Murat gelince gönder onu, olur mu? Gönderirim, gönderirim. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Neyse, ben gideyim. Yok canım. Cık, yapmamıştır öyle bir şey. Şevket, oğlum. Allah'ım sen bana yardım et. Şevket'imi gönder bir an önce. Bu kadar ceza yetmiştir ona. Kimse görmeden içeri alayım. Rahat yeri. Ne güzel uyuyorsun. Hadi artık yukarı. Kim ediyorum ben? Cevap versene. Aç gözlerini. Ölmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Şevket beni öldürür. Ben ne derim Şevket'e? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Kimse görmeden eve taşırsam yatağında ölmüş derim. Ah.
eşek ölüsü gibi. Yatağı çıkardın mı bu iş tamamdır. Bir de üstünü temizleyeyim. Şule. Şule. Ne zaman geldin sen? Geldim de gidiyorum bile. Nereye gidiyorsun ki? Ya Veysel abi telefon etti. Kızları dünyaya gelmiş. Gidip onları alacağım. Murat. Çok şükür hallettim. Şimdi komşulara duyurma vakti. Yetişin komşular! Komşular yetişin, yetişin! Komşular! Yetişin komşular! Ne oldu? Az kalsın unutuyordum. Dün gece söylemeliydim de geldiğini duymamışım. Ne oldu dün gece? Zeliha abla geldi. Ben uyumuştum. Neden gelmiş? Zeliha abla dün gece anneni görmüş. Ya bitişik komşular şöyle. Günde 1000 kere görüyorlar birbirlerini. Annen babaanneni ahıra kapatmış. Yok daha neler. Murat. Allah'ım ben neden uyuyakaldım? Hayrola Adem abi? Murat babaannem vefat etti. Ben şimdi Şevket'e ne diyeceğim? Nasıl derim ben ona annen öldü diye? Yaktın bizi annen, kavurdun. Ciğerimizi kavurdun. Anne! Oğlum. Babaannen öldü. Babaannen yok artık oğlum. Amma da sahtekar. Gece gayet iyiydi. Hatta bir süre konuştuk bile. Meğer ölüm iyiliymiş oğlum. Babana bu haberi nasıl vereceğiz Murat? Bilmiyorum anne. Ama bir an önce aramamız şart. Şevket, Şevket. Nasıl vereceğiz biz sana bu haberi Şevket? Hüseyin abi sen arar mısın? Tamam Murat, ben ararım. Biz ne yapacağız Murat? Biz ne yapacağız oğlum? Aa Şevket. Yine ne isteyeceksin Hüseyin? Şehre her gelişimde isteyecek ıvır zıvır şeyler buluyorsun. Söyle bakalım Hüseyin. İstersen ne isteyeceğini ben tahmin edeyim. Hüseyin? Hüseyin ne oldu? Bugün 7'si ha. Ne zaman bir hafta oldu? Evet. Ben de bir haftadır kaynanamın sahte gözyaşlarına katlanıyorum. Kocası için sahte ağlamıyordur. Vallahi bilmiyorum Zeliha abla. Kocasının anasına o zalimliği yapan kocasını da sevmiyordur herhalde. Sen Murat'a söylemiş miydin? Murat o gece eve geç gelmişti. Sabah söyleyebildim ancak. Tam o anda da babaannemin ölüm haberini getirdiler işte. Sonra bir daha konuşmadınız mı? Konuşmadık. Daha doğrusu konuşamadık. Ama bu gece konuşacağım. Bu gece evinizde misiniz? Duramıyorum Zeliha abla. Bu evde kalmak boğuyor beni. Haklısın.
Ben bir içeri gireyim Zeliha abla. Murat gideceğimizi söyleyemedi herhalde. Tamam kuzum, başınız sağ olsun. Sağ olasın. Anne, biz bu gece eve gitsek? Beni yalnız mı bırakacaksınız? Bir gün yalnız kalacaksın zaten. Murat, gidelim artık. Birkaç gece daha kalsanız. Kalamayız. O zaman ben sizinle geleyim. Ne o? Korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum da yine de yalnız kalmak istemiyorum. Alışman lazım ama. Sonra evini yabancılarsın. Gidelim Murat. Annemin bize gelmesini neden istemedin? Neden isteyeyim Murat'a? Neden? Ama o benim annem. Babaannen de babanın annesiydi. Ama senin annen onu bu ahıra kapatıp öldürdü. Nesibe. Sen nasıl geldin? Gelmiştim. Üstelik yalnız geldim. Annemle beraber geldim. Ama siz öldünüz. Bizi sen öldürdün. Hayır. Ben öldürmedim. Hayır. Gidin buradan. Gidin dedim size. Bu evde kalamam. Başına kalamayacağım. İzin verin de burada kalayım. Olmaz öyle şey. Anne, ne oldu? Oğlum, ben sizin evde kalabilir miyim? Olmaz dedim ya. Ama şöyle. Bu işin aması yok Murat. Ürperiyorum diyorum. Dayanamıyorum yüzünü görmeye. Beni en iyi sen anlarsın anne.
Sonra ben de senin yaptığını yaparsam ne olur? Ne olur kalayım, ne olur? Sokakta değilsin. Mis gibi evin var. Elin ayağını da tutuyor. Murat! Annen bütün gece bağırdı durdu. Ne diye bağırdı? Gidin buradan diye sabaha kadar bağırdı. Sağ ol. Anne? Gittiler mi? Anne, neden buradaydın? Kim gitti? Baban, babaannen. Gece buradaydılar. Rüya görmüş olmalısın. Murat, yalvarıyorum oğlum. Ne olur ben sizinle kalayım. Ne olur oğlum ha? O benim annem şöyle. Senin annen bir cani Murat. Korkuyorum diyorum, anlamıyor musun? Ha, ama sen ille de annem gelsin diyorsan ben giderim. Seni Zeliha abla bu hale getirdi. Yalanlarıyla senin aklını çeldi. Zeliha abla neden böyle bir yalan atsın? Eğer o gece sen bu evde olsaydın gözlerinle görecektin. Hata yapmış olsa bile o benim yine annem şöyle. Az önce de söylediğim gibi. Sen istersen al annemi. Ama ben giderim. Murat. Nereye gidiyorsun? Anneme. Ben de seninle annen hakkında konuşacaktım. Annen her gece sabaha kadar ağlıyormuş. Biliyorum Hüseyin abi. Biliyorsun da neden onu evde bırakıyorsun? Yanına alsana. Ben almak istiyorum Hüseyin abi ama annem gelmiyor. Gelmiyor mu? Neden? Gelmiyor işte. Gelmiyor. Anne, anne. Nasılsın? Hiç iyi değilim Murat. Her gece kabus görüyorum. Babam ve babaannen her gece eve geliyorlar. Ne olur size geleyim oğlum. Söz veriyorum. Ayak altında dolaşmam. Hatta gündüz evime gelirim. Sadece gece ha? Olur mu Murat? Anne, bana kalırsa gel ama... Şule istemiyor değil mi? Tıpkı benim babaanneni istemediğim gibi. Öyle çaresiz bir durumu var ki ne diyeceğimi bilemedim. Olmaz Murat. Ben onunla aynı evde kalamam. Bin kere söyledim. Vallahi kalamam. Beni neden anlamıyorsun? Umarım bir gün bu yaptığından pişman olmazsın Şule. Rahatım kaçacak diye değil. Korkuyorum. Katil görmüş gibi. Tüylerim diken diken oluyor anneni görünce. Bak Murat, annen de biraz düşünsün. Etme bulma dünyası bu dünya. Gelmeyin diyorum size. Gelmeyin.
Gelmeyin dedim size. Rahat bırakın beni. Neden bize böyle davranıyorsun? Öldünüz siz. Öldünüz. Sen öldürdün bizi. Yok yok. Ben öldürmedim sizi. Gidin. Defolun. Gidin buradan. Gidin. Gidin. Yoksa vururum. Defolun. Gel seni de götürelim. Kaynanını ahıra kilitlerken elini vicdanına koydun mu? Ben? Sakın yalan söyleme. Çünkü ben senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Şule! Şule! Aç kapıyı! Şule! Aç kapıyı! Ne olur, ne olur aç! Kapının girişinde yatarım. Yeter ki beni o eve gönderme Şule! Gönderme beni! Yalvarırım! Şule! Aç kapıyı! Aç şöyle. Ben odunları doldurmaya gidiyorum. Tamam. Anne! 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 Annem! 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 Ne işin var senin burada annem? Anne! Mutlu oldun mu? Annem yok artık. Beni evinize alın diye her gece kapımızı çalmayacak artık. Mutlu musun Şule? Rahatladın mı?
Böyle olmasını istemezdim. Etme bulma dünyası öyle mi? Annem et diyeni buldu öyle mi? Öyleyse sıra bize geldi Şule. Biz de ettiğimizi çekeceğiz. Ha 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 ha.